Meral Akşener siyaseti bırakıyor mu? Barış Yarkadaş'tan olay iddia. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakacağı iddia edildi. Televizyon yorumcusu Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk oldu. Barış Yarkadaş, İyi Parti içerisinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu aktardı. Deniz Gürel'in yazdığı toplantıda bu rahatsızlığın dile getirildiğini belirtti. Parti yöneticilerinin Meral Akşener'in tutumlarına anlam veremediğini söyledi. Ayrıca, bazı parti yöneticilerinin Akşener'in AK Parti ile gizli bir anlaşma yapmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Yarkadaş, İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday bulmakta zorlandığını ve Burak Avuncu ile Kürşat Zorlu'nun aday olmak istemediğini paylaştı. İyi Partililer arasında Akşener'in yerel seçimlerin ardından genel başkanlık görevini bırakabileceği ve Burak Avuncu'nun yerine geçebileceği spekülasyonlarına yer verdi. Ayrıca, Yarkadaş, Burak Avuncu'nun Saadettin Saran ile Ankara'da görüşüp İBB başkan adaylığı için zemin yokladığına dair bilgi aldığını ve İyi Parti Ankara milletvekillerinden birinin istifanın eşiğine geldiğini belirtti. Bu kişinin Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılmasına sıcak bakmadığını ifade etti. Meral Akşener'den İyi Partililere gözdağı, CHP ile ittifak isteyene gereğini yaparız, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından CHP ile İyi Parti arasında ipler koptu. Yerel seçimlere gider ayak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazarlığına Akşener'den rest geldi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde düzenlenen yemekte, 81 ilde ayrı aday kararının geri dönülmez şekilde kabul edildiğini açıkladı. Akşener'in, bu konuda farklı düşünen ve ittifak isteyen İyi Partililere gözdağı verdiğini belirten Saymaz, bu konuda farklı düşünenler partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır, denildi ifadelerini kullandı. Seçim yenilgisi sonrasında CHP ile İyi Parti arasında ipler gerildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol imzalaması İyi Parti kanadını bir hayli kızdırdı. Akşener, geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında yerel seçimleri işaret eden 81 ilde kendi adaylarıyla vatandaşın karşısına çıkacaklarını belirtip Akşener, bu seçimlere her bir yerde tek başımıza gireceğiz. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız diye konuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener öncülüğünde düzenlenen yemekte, 81 ilde ayrı aday kararının geri dönülmez şekilde kabul edildiğini açıkladı. Akşener'in, bu konuda farklı düşünen ve ittifak isteyen İyi Partililere gözdağı verdiğini belirten Saymaz, bu konuda farklı düşünenler partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır, denildi ifadelerini kullandı. Saymaz konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi. İyi Partililer şu an yemekteler ve Akşener liderliğinde toplandılar. Orada ortaklaşa, amasız, fakatsız geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde 81 ilde tek başımıza giriyoruz, kararı alındı. Ardından, bu konuda farklı düşünen varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır, görüşünde uzlaşıldı. Bu karar ortaya kondu. Ankara ve İstanbul'u da kattılar.